Mısır şurubu olan yüksek glikoz, fruktoz karışımı şekerlerin bazı zararlı yönlerine yer vereceğiz. Gerçekten günlük hayatta birçok gıdada kullanılan fruktoz şurubunun zararları tahmin edemeyeceğimiz kadar fazladır. Bu yüzden bu konuyu iyice kavrayarak alacağımız gıdalarda daha dikkatli olmalıyız. Umarız bu videomuzu izledikten sonra hazır gıdaların içindekiler bölümüne daha dikkatli bakar ve glukoz fruktoz şurubu içerikli mamulleri almamaya özen gösteririz. Öncelikle bazı kavramları tanıyalım. Glukoz, doğal bir şeker olan glikoz birçok meyvede doğal olarak bulunur. Normal bir tüketimiyle herhangi bir zararlı yönü bulunmamaktadır. Fruktoz, doğal olarak birçok besin maddesinde bulunan 6 karbonlu bir monosakkarit bir şekerdir. Glukoz, fruktoz şurubu. Glukoz şekeri ve fruktoz şekerinin karıştırılması ile oluşan bir şeker çeşididir. İşte asıl sorun burada ortaya çıkmaktadır. Glukoz şurubu tek olarak kullanılması durumunda herhangi bir zararı yoktur. Ancak yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanıldığında büyük bir tehlike ortaya çıkmaktadır. Peki işletmeler sade glukoz yerine neden yüksek fruktozlu şurup kullanır? Aslında sorunun cevabı çok basittir. Para. Evet, fruktoz şurubu kullanılmasının sebebi daha ucuz olmasıdır. Örnek verecek olursak, bir tatlı yapımında 1 kilo glukoz şurubu kullanacaksak, yarım kilo fruktoz şurubu kullanarak da aynı tat elde edilmektedir. Yani fazla glukoz kullanmak yerine daha az ve ucuz şekilde fruktoz şurubu kullanılmaktadır. Glukoz ile fruktoz şurubu arasında fark nedir? Fruktoz şurubu neden zararlıdır? Fruktoz şurubu normal bir glukoz şurubuna göre 2 kat daha tatlıdır. Fruktoz şurubu vücuda alındığı andan itibaren şeker oranına alt üst eder. Hormonal sistemin bozulmasında da etkilidir. Şeker hastalığı oluşmasının en büyük etkenlerinden biridir. Fruktoz şurubunun kanserli hücreleri beslediği ortaya çıkarılmıştır. Aşırı şeker yüklenmesinden dolayı karaciğer büyümesine neden olmaktadır. Bakır minerali başta olmak üzere birçok mineral üzerinde olumsuz etkisi vardır. Glukoz vücutta gliserol olarak depolanır. Ancak fruktoz şurubu yağ olarak depolandığı için kilo alma sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da doğal olarak obezite oranlarını oldukça yükseltmektedir. Fruktoz şurubu doyma hissi getirmez. Yedikçe yeme isteği ortaya çıkarmaktadır. Fruktoz şurubu yağ yakma enzimi olan leptin adlı enzimin üretimini engeller. Kısaca görüldüğü üzere zararları göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Özellikle tadı çok güzel olduğu için çocuklar tarafından oldukça tüketilmektedir. Burada asıl görev bize düşmekte, çocuklarımızdan mümkün olduğunca bundan uzak tutmamız gerekmektedir. Yüksek fruktozlu glukoz şurubu tüketmemek için neler yapabiliriz? Bu konuda asıl görev kendimizde bitmektedir. Öncelikle sizlere bazı gıdalarda kullanılan fruktoz şurubu kodlarını gösterelim. Bazı gıdalar fruktoz şurubu yerine bazı kod isimlerini kullanmaktadırlar. Bunları tanıyalım. G40, G58, G95, M50, M38, F85 yüksek fruktozlu glikoz şurubu. Gördüğünüz üzere bu kodlu katkı maddelerinin de fruktoz şurubundan bir farkı yoktur. İnsanları kandırmak amaçlı yapılan bir aldatmacadır. Bu kodları gördüğünüzde
o gıdadan uzak durmalıyız. Özet olarak yapmamız gerekenler, mümkün olduğunca yüksek fruktozlu glikoz şurubundan uzak durmalıyız. Bu şekeri ihtiva eden gıdalardan uzak durmalıyız. Markette gıda alırken içindekiler kısmına bakarak bu şekerden olmayanı almalıyız. Kola, gofret, çikolata, bisküvi gibi birçok gıdada bu şekerden bulunmaktadır. Çocuklarımız buna bakamayacakları için kendimiz bu konuda bilinçlenmeli, önlemimizi almalıyız. Bizler normal şekerin dahi kullanılmasını tavsiye etmiyorken şurupların kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.